Merhaba sevgili öğrenciler. Welcome back to my video lesson. Video dersime tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte doğru kelimeyi tahmin etme etkinliği yapacağız arkadaşlar. In this video lesson, we will play a fun vocabulary game and you will try to guess correct keywords. Bu videomuzda arkadaşlar eğlenceli bir kelime oyunu oynayacağız ve siz doğru kelimeyi, anahtar kelimeyi bulmaya çalışacaksınız. If you are ready, let's start. Hazırsanız başlayalım. Etkinliğimize başlamadan önce buradaki açıklamayı takip edelim arkadaşlar. Şimdi sırayla ekrana 4 tane kelime gelecek ve bu 4 tane kelime ile ilgili ortak anahtar kelimeyi bulmaya çalışacağız. Süremiz 10 saniye ve devamında buradaki anahtar kelimelerle ilgili ekstra cümleler olacak. Onları da birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Evet, başlayalım. Your time is up. Süremiz doldu. Verilen kelimeler nedir bakalım? Glass, wood, open, close. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? Let's check it. Evet, doğru kelimemiz nedir? Window, yani pencere. Şimdi ekstra örneklerle görelim. Windows are usually made of wood and glass. Can I open the window? We close the windows when it is cold. Evet, pencereyi açabilir miyim? Veya hava soğukken pencereyi kapatırız şeklinde örnek cümlelerde gördük. Geçelim ikinci sorumuza. Your time is up. Süremiz doldu. It's a food. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? Evet, doğru kelimemiz neymiş? Butter, yani tereyağı. Örnek cümlelerde görelim. Milk comes from cows and we can make it butter. Butter is yellow, butter is a soft food. Evet, tereyağı sarı renktedir ve yumuşak bir besindir arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Guess the correct word. Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? It's a wild animal. Bu vahşi bir hayvan. What is it? Let's check it. Kontrol edelim. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Elephant, yani fil. Örnek cümlelerde görelim. Elephants are big and wild animals. Elephants have got big tusks and a long trunk şeklinde örnek cümlelerde gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Verilen kelimeler nedir arkadaşlar? Bakalım. Feed, sport, walk, run. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi? Let's check it. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Trainers, yani spor ayakkabıları. Örnek cümlelere bakalım. We wear trainers on our feet when we do sport. We wear trainers to walk and run. Evet, koşmak ve yürümek için spor ayakkabılarımızı giyeriz şeklinde örnek cümleleri gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Up. Süremiz doldu. Verilen kelimeler nedir bakalım? Paper, letters, read, pictures. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? Kontrol edelim. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Book, yani kitap. Örnek cümlelerde görelim.
Books are made of paper. There are letters and pictures in a book. We read books in library. Kütüphanede kitap okuruz şeklinde örnek cümlelerde gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Süremiz doldu. Verilen kelimeler nedir bakalım arkadaşlar? Hands, wool, letter, winter. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi? Kontrol edelim. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Gloves, yani eldiven. Örnek cümleleri de görelim. We wear gloves on our hands. Gloves are usually made of wood or leather. I wear gloves in winter. Evet, kış aylarında eldiven giyerim anlamında örnek cümleleri de gördük. Geçelim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Your time is up. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? It's a wild animal. Bu vahşi bir hayvan. Let's check the answer. Evet, nedir doğru kelimemiz arkadaşlar? Cheetah. Evet, örnek cümleleri de görelim. Cheetahs are wild animals. They have got small spots. Cheetahs can run very fast. They are hunters. Evet, çitalar çok hızlı koşabilirler ve onlar avcıdırlar şeklinde örnek cümleleri de gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Süremiz doldu. Verilen kelimeler nedir? Wood, color, write, draw. Did you guess the correct word? Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Pencil, kurşun kalem. Örnek cümlede görelim. Pencils are made of wood. You can draw and write with a pencil. I color my pictures with my pencils. Evet, burada da arkadaşlar kalemimizle yazı yazarız veya resim çizeriz. Kalemlerimizle resimlerimizi boyarız şeklinde örnek cümleleri de gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? It's a kind of fast food. Bu bir fast food türü arkadaşlar. Bakalım cevabımız nedir? Evet, doğru kelimemiz hamburger arkadaşlar. Örnek cümlede görelim. You can make a hamburger with some bread, tomato, cheese and meat. Evet, hamburgeri neylerle yapacağımızla ilgili örnek bir cümle. Geçelim bir sonraki sorumuza. Süremiz doldu. Verilen kelimeler nedir arkadaşlar? Fly, wings, feathers, break. Did you guess the correct word? Let's check it. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Bird. Geçelim burayla ilgili örnek cümlelerimize. Birds can fly. The wings of some birds have beautiful feathers. Some birds have long breaks. Şeklinde örnek cümleleri gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Time is up. Verilen kelimeler nedir arkadaşlar? Birthday, party, candles, eat. It's a kind of food. Bu bir yiyecek türü arkadaşlar. We usually eat it at a birthday parties.
Doğum günü partilerinde genelde bunu yeriz. Nedir arkadaşlar? Cake yani pasta. Burayla ilgili örnek cümlelere bakalım. People put candles on their birthday cakes. İnsanlar pastalarının üzerine mumlar koyarlar. I always eat a cake in my birthday party. Doğum günü partimde genellikle cake yani pasta yerim şeklinde arkadaşlar örnek cümlelerde gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? Let's check your answer. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Library yani kütüphane. Örnek cümleleri de görelim. I read books in the library. Kütüphanede kitap okurum. I sometimes borrow some books there. The library is silent. Yani kütüphane sakin bir yerdir şeklinde örnek cümlelerde gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Time is up. I think you guessed the correct word. Umarım arkadaşlar doğru kelimeyi tahmin ettiniz. Verilen kelimeler nedir? Horn, milk, farm, grass. Let's check your answer. Cow. It's a farm animal. Yani inek arkadaşlar. Çiftlik hayvanı. Örnek cümleleri görelim. Cows have got two horns. We get milk from cows. Cows eat grass. Cows are farm animals. Evet, inekler çim yerler ve onlar çiftlik hayvanlarıdır şeklinde örnek cümleleri de gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. It's a wild animal. Did you guess the correct word? Bu bir vahşi hayvan arkadaşlar. Doğru kelimeyi tahmin ettik mi? Let's check your answer. Evet, doğru kelimemiz nedir arkadaşlar? Giraffe yani zürafa. Örnek cümlelerde görelim. Giraffes have got long necks. They are very tall. Giraffes have got spots. Evet, zürafalar uzun hayvanlardır ve vücutlarında benekler vardır şeklinde örnek cümlelerde gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Süremiz doldu arkadaşlar. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin edebildik mi? Let's check your answer. Evet, nedir doğru kelimemiz? Motorbike yani motosiklet. Geçelim burayla ilgili örnek cümlelere. Motorbikes have got two wheels. Sport motorbikes can go really fast. I can't ride a motorbike. Spor motosikletler hızlı gidebilirler. I can't ride a motorbike. Ben motosiklet kullanamam şeklinde örnek cümleleri gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza. Your time is up. Did you find the correct word? Doğru kelimeyi bulduk mu arkadaşlar? Nedir verilen kelimeler? Teeth, pull out, apron, clinic. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi bulduk mu? Let's check it. Evet, nedir doğru kelimemiz? Dentist yani dişçi. Burayla ilgili örnek cümlelere bakalım. You should go to a dentist when you have terrible toothache. Dişlerin çok kötü ağrıdığında dişçiye gitmelisin. Dentist wear white apron. Dişçiler beyaz önlük giyer. He is afraid of going to dentist. Dişçiye gitmekten çok korkar şeklinde örnek cümleleri gördük. Geçelim bir sonraki sorumuza.
time is up. I am sure you guessed the correct word. Eminim ki doğru kelimeyi tahmin ettiniz arkadaşlar. Let's check your answer. Cevabı kontrol edelim. The keyword is exam. Doğru kelimemiz ne arkadaşlar? Exam yani sınav. Burayla ilgili örnek cümlelere bakalım. You should study hard to pass the exam. Sınavı geçmek için çok çalışmalısın. The exam was very difficult. Sınav çok zordu. I wish you good luck for the exam. Sınavda sana başarılar dilerim şeklinde örnek cümleleri gördük. Bu çalışmanın son sorusuna bakalım arkadaşlar. Your time is up. Did you guess the correct word? Doğru kelimeyi tahmin ettik mi arkadaşlar? Let's check your answer. Cevabı kontrol edelim. Evet, doğru kelimemiz garden yani bahçe anlamına gelen garden kelimesi. Burayla ilgili örnek cümlelere bakalım. You can put a swing on a tree. Ağaca bir salıncak kurabilirsin. The grass is great in garden. Bahçedeki çimler harika. We can have picnic there. Orada piknik yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Doğru kelimeyi tahmin etme etkinliğini tamamladık. Thanks for your participation and watching my video lesson. Katıldığınız ve dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Take care, goodbye. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.